Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği 2018 yılı istişare toplantısı 15-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Merkez Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği yetkilileri katıldı. İki gün süren toplantıda çiftçilerin ve kooperatiflerin yaşadığı sorunlara çözümler arandı. Çıkarılan sonuçların ilgili bakanlıklara iletileceğine değinildi. Soracağız sizlere. Bu 4 tane soru içerisinde kooperatiflerimizde neler bekliyorsunuz? Bakanlığımızda neler bekliyorsunuz? Nasıl önerilerde bulunabilirsiniz? Siz olsaydınız ne yapardınız? Yaklaşık 450 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasında Genel Başkan Ahmet Ertürk, "Biz büyük bir aileyiz. Bugün burada Türkiye'nin hayvancılık sektöründe iddialı bir kooperatif kuruluşu olarak Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesindeki kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını konuşacağız," dedi. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Güzel günler gelecekler. Hepimizin olsun diyorum. 2016'daki Ramazan dolayı zarar etti kooperatifler ama 2017'de oldukça altın bir yıl yaşadılar. Yine ben burada hızlı geçiyorum. Etkinliğe Et ve Süt Kurumu'nu temsilen Seyit Ahmet Özkan'ın konuşmalarıyla devam edildi. Özkan, süt tozu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üreticilerin taleplerini dinledi. Ve Seyit Ahmet Süt Kurumu da kendini bu regülasyon içerisinde yeniledi. Malumunuz yeni bir hükümetimiz kuruldu. Bakanlıklarımız birleşti, konsolide oldu, yani bir araya geldi. Bunlar hız ve... Açılış konuşmasında son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu yer aldı. Bakanlığın çalışmalarından bahseden Ramazanoğlu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu üzerinde yapılan değişiklik çalışmalarına da değindi. Gündemde olan kooperatifçilik yasamız vardı. Çok ciddi bir avantaj. Bir sayı koymuşlar oraya. Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliğinden Türk-Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi Koordinatörü Dr. Ulrich Mers yürütülen projeden ve Almanya'daki aile çiftçiliği ile kooperatif yapısından bahsetti. Çok uzun yıllara sahip bir dostluk vardır bu mevcudur. Bu proje içerisinde sürekli birini devam ederek iş birliğine devam ettiler. So, also, yani zwei Ebenen, zwei Ansätze. Regionale Ebene da değer verebilecek iken belki de çeşitli sorunlar yüzünden bunu yapamıyoruz. Et piyasası, süt piyasası, yem piyasası takıldı. Günün son konuşmacısı ise Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Özen oldu. Özen, kooperatiflerin iyi yönetilmesi, başarılı olmaları için kooperatiflerde akreditasyonu ve sınıflandırılması konusuna değindi. Henüz taslak halinde olan projenin ilerleyen zamanlarda bakanlık yetkilileriyle paylaşacağını söyledi. Biz Türk Standartları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesini alan kooperatif olarak Türkiye'de bir numara bizde, iki numara da Denizli'de. Araya ikiyi sokmadı Denizli. Denizli'nin yaptığı bir şeyde biz örnek alıyoruz. Biz onun arkasından iki numara olmaya gayret ediyoruz.